Cihazımız hazır, terazimiz var, bilgisayarımız var, bir de müşteri ekranımız var. Cihazımız içinde ağırlığı koyduk, burada ağırlığımızı görüyoruz ama aynı ağırlığı tuşa bastığımız andan itibaren bilgisayar ekranında da görüyoruz. 220 gram olduğu, 1 kilosunun 25 TL olduğu ve 220 gramın karşılığının 5,5 TL olduğunu burada görüyorum. İlk ürün olduğu için iki rakam birbirine eşit. Şimdi ikinci ürüne geçiyorum. İkinci üründe de ürüne bastığımda bana toplam bu 776 gram olduğunu, kilo fiyatının 50 TL olduğunu, ürünün adının ne olduğunu görebiliyorum. Bu 776 gramın 38,80 olduğunu onaylarsam ikisinin toplamının 44,30 olduğunu görebiliyorum. Şimdi üçüncü bir ürün koydum. Bunu da sisteme eklemek istiyorum. Geldi. Bir daha satmak istiyorum. Rakamı arttırmak istiyorum. Şimdi bitir dediğimde bana direkt nakit deyip bitirebilirim. Son derece kolay bitirebilirim. Direkt kredi kartı diyebilirim. Veya dolar veya euro kasasını seçebilirim. Zaten aşağıda çevirdi bize. Bunun toplamının 167,7 TL olduğunu, dolar karşılığının 7,99 olduğunu, euro karşılığının 7,62 olduğunu görüyorum. Şimdi 1 euro alayım. 1 euro aldım. Hemen euro 6,62'ye düştü. Dolar alayım. 5 dolar aldım. Geri kalan 1,99 dolar karşılığı veya TL olarak 40,7 daha kalmış. Ben gerisini TL alayım. Satışımı bitirdim. Şimdi yazdırıyorum, fişimi görüyorum. Fişimde de ne kadarın euro olduğunu, ne kadarın dolar olduğunu artık ürünlerin detaylarını görebiliyorum fişimde. İşlemi bitirmiş olduk. Bu detaya girmeden de işlemi bitirebilirdik.